Felaket abi, yani deprem değil, felaket de. Felaket, yani asrın felaketiydi. Çok üzücüydü inankine. Kalktı ki darma duman her taraf. Havada sanki bembeyaz bir şey oldu. Dabanda vurunca beni döndürdü, iki çekyatın arasına düşürdü. Düşürünce kardorab üstüme düştü. O anda bizim komşunun koca çatısı bacımın evinin üstüne. Ben kalkamadım zaten. Duvarlar patladı. Hmm. Ben tek dedim, Allah kurbanım, Cenab-ı Hak'a öldük dedim ya. Şu anda Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sakçaköze köyündeyiz. Eski adı Keferdi'ymiş buranın. Keferdis. Keferdis mi? Evet, Keferdis. Evet. Merhaba abi, geçmiş olsun öncelikle. İsim neydisin? Ökkeş. Ökkeş abi. Siz bu köyde yaşıyorsunuz. Bu köyün şu andaki ismi ne dedin? Sakçaköze. Sakçaköze. Yeni adı Sakçaköze, eski adı Keferdis. Evet, şu anda arkamızda böyle bir güzel bir konak görüyoruz. Bu konak depremde yıkılmış. Ondan sonra da hiçbir şey yapılmamış. Yani zengin bir kişiye mi aitti? Bu konağın özelliği neydi? Buranın ağasının konağı. Hı hı. Kurşu Dağı. Bu 28 bin dönüm arazinin sahibi. Evet. Atatürk'ü burada ağırlayan ağa. Atatürk bu evde kalmış. Atatürk'ü burada ağırlayan ağa. İşte Allah kurban olduğum, Cenab-ı Hak bir tufan verdi işte. Ev, bark kalmadı. Bir şeysi kalmadı. Millet hep çadır, kontin, rezillik. Şimdi bu arkada çadırlar görüyoruz. Hala çadırlarda yaşayanlar var mı burada? Var. Var. Var abi. Konteyner gelmedi mi buraya? Vallahi konteyn yarısına verildi, yarısına verilmedi. Yani doğrusunu konuşmalıysa, yani ayrım. Yapıldı. Hayır, ayrım yapıldı. Hı-hı. Ha. Yapılınca da millet ne etti? Millet kendi kaderine bıraktılar milleti. Ha, böyle de rezillik işte. Kış mesela çadırlarda kalmak zor olmuyor mu? Soğuk, neydi? Yağmur, çamur. Zoba yakıyorlar. Zoba yakıyorlar. Millet... Siz çadırda mı kalıyorsunuz? Ben konteyn, benimkini Oğuzeli Belediye Başkanı sağ olsun, adam orada Oğuzeli'nde ta buraya saldı. Hı. Ben Anamgül'de ayrıyım zaten. Ha, şurada konteynerler var değil mi böyle? Ha, evet. Bunlar işte komşuların konteyneri. Şu anam, bunu da askeriye saldı. Evet. Kaç metrekare bunlar? Vallahi iki oda. İki oda, onda kalıyorsunuz. Birazdan bakarız onlara da. Bu odada mı kalıyorsun sen? Bu odada kalıyorum abi. Tek odalı. Bir de şurada var yatak koyduğumuz yer. Bir de burası var. Orada. Bu iki odalı yerde kalıyorsun. Ne kadar daha konteynerde kalacaksınız belli mi? Vallahi daha ev yok, bir şey yok. En aşağı gelen 3-4 sene kaldık. Neydi? Ağacı dobada şey olmasa içeride boyarık. Bununla ısınıyorsunuz değil mi? Bununla ısınıyor abi. Neydi? Evet. Böyle bir yatağınız var, sobanız var. Küçük bir lavabonuz var, hepsi bu kadar. Bir de bu konak herhalde film falan da çevriliyormuş değil mi burada? Evet, burada Zerda dizisi çevrildi. Zerda dizisi burada çevrildi. Burada çevrildi. Şura zaten orada konak da yandı. Peki köyde kaç kişi yaşıyordu? Bu köyün yani şeyi nüfusu mu? Nüfusu. 5500 böyle bir şeydi. Bayağı büyük köy. Depremde zaten şu köyde 630 tane cenaze vardı. 630 kişi. 630 kişi. Bayağı çok değil mi yani, evet. Şimdi mesela seçmeni 2621'di. Bunun 800 tane genç yurt dışına gitti. 630 tanesi da zaten mefat etti. 1600 şey kaldı. Seçmen kaldı. Seçmeni kaldı. Tabii köyde biraz da eski evler falan varmış. Tabii. Bayağı bir yerle... Hepsi yerine bir olmuş. Işte. Büyük geçmiş olsun. O zaman biz şuralara şöyle bir bakalım. Dabanda vurunca beni döndürdü, iki çekyatın arasına düşürdü. Düşürünce kardorab üstüme düştü. O anda bizim komşunun koca çatısı bacımın evinin üstüne. Ben kalkamadım zaten. Duvarlar patladı. Ben tek dedim, Allah kurbanım, Cenab-ı Hak'a öldük dedim ya. Sağ olsun komşular balyozla çerçeveyi kırdılar. Ben öyle çıkardım. 2,5 saat sonra. 2,5 saat. Yaklaşıyorlar, oynuyor, gene geri kaçıyorlar. Allah düşmanıma da vermesin baba. Evet. Sizin aileden kaybınız oldu mu? Yok. Yok, olmadı. Oldu desek yalan söylerim. Ama köyden oldu çok diyorsun. Oldu köyde. Bir evde yani bir aile yok oldu. 15 kişi. Evet. Evet, şu konağı da bir gezdirelim, gösterelim. Gerçekten Allah sabırlar versin. Zor bir durum. Evet, Zerda dizisinde çevrildiği köyün konağı.
Çok eski tarihlerde köyün ağası burada. Atatürk'ü de ağırlamış, misafir etmiş. Böyle arka tarafa gittiğim zaman evler gerçekten burada kerpiç. Bu köy gerçekten çok hasar almış ve bir yıl geçmesine rağmen burada insanlar hala çadırda yaşıyorlar. Yaşayanlar var. Hep ev konteyneri abi. Buraya kurdunuz. He. Buralar hep evde. Evdi ya. Hep evde. Kaç kişiyle yaşıyorsunuz konteynerde? Vallahi ben tek anam bir de ayrıyım. Ben de zaten dedim uzaklaşmayın. Burada kimse yok erkek olarak. Kendilerinin yanına geldim. Ben evim ayrı, yolum ayrı. Evet. Yerler burası değil mi? He. Evet. Şu anda kaldıkları yerleri gösteriyorum. Gerçekten kolay değil tabii ki. Düzenler bozuldu. Konteyner evler bu şekilde. Ve çadırlar da var. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyi. Sağ olun. Çekim yapıyoruz. Siz de depremde burada mıydınız? Yok, ben İstanbul'daydım. Ben yaşadım. Sen yaşadın. Neler yaşadın? Bir anlatabilir misin? Valla gece saat son ana iki şeyini ettim. Çok felaketti abi. Yani deprem değil, felaketti. Felaket yanasın felaketiydi. Çok üzücüydü inankine. Kalktık ki darma duman her taraf. Ben zor tektim içeride ya, zor kurtuldum canımı. Çıktım ki cenazeler şu sokakta. Dörtlü yağmur indiriyor, kar indiriyor. Havada soğuk tabii, böyle değildi bak, değil mi? Bak hele donduk inanki, titredik nasıl olduğumuzu. Biz de derdik. Daha gelmedik inanki bu zamana. Allah'ın evet. Bundan sonra hiç göstermesin. Amin. Sizlerin işini gücünü rast getirsin. Allah yormasın. Tamam. Tamam. Tamam.